Herkese merhaba. Bugün sizlere Dyson'ın V10 Cyclone Extra modelinin kutu açılımı ve incelemesini vereceğiz. Şimdi kutuyu açalım. Şöyle bakacak olursak Cyclone V10 Extra modeli. Bu kutuyu açalım ve kutu içeriğine bakalım. Kutunun üzerinde ürünle ilgili seri numarasının olduğu bir etiket var. Diğer kutuda ise garanti ve kullanma kılavuzu eki olarak şöyle bir şey koymuşlar. Bunu da söküp kullanabiliyorsunuz sanırız. Evet, şöyle çıkartabiliyorsunuz bunu. Buradaki kare kodu okutup ona göre bakacağız. Şimdi kutuyu açalım. Kutu içeriğini bir görelim. Dyson V15'in incelemesini daha önce vermiştik. V15 modeli en son modeli. Dijital göstergeli. Emiş gücü de bundan biraz daha yüksek AirWatt olarak. Şimdi kutu içeriğine bir göz atalım. Burada My Dyson uygulamasının kare kodu var. Şöyle kenara ayıralım onları. Bu Quick Start kılavuzu, başlangıç kılavuzu görünüyor. Burada kapalı bir zarfımız var. Bu zarfın ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak? Güvenlik bilgilerinin olduğu bir tane kitapçık çıktı. Şöyle biraz kenara çekip böyle mi koyalım? Şöyle borumuz. Cyclone V10 Extra modelinin boru rengi, ispirto rengi mi diyelim, ne, mor renk. Bu ürünün belirleyici model rengi olarak farklı renklerde borular var. Oradan ayırt edebiliyorsunuz. Koltuk altı aparatımız. Bunları bir taraftan açalım. Duvar askı aparatı. Önce hepsini çıkaralım isterseniz. Ondan sonra kutularını açalım. Duvar askı aparatının bağlantı şeması var burada. Nasıl bağlanılacağına dair. 100-240 volt, 50-60 Hz, 1 amper. Output 30.45 volt olarak 33.49 watt gücü var. Diğer V15'in aynı adaptörü. V10 Extra modeli şu an incelediğimiz. Universal başlık V10'a özel. V15'te şu uç kısımda bir artı eksi ayar yeri mevcuttu. Onu incelememizde belirtmiştik. Bunda o yok. Normal, universal. Koltuk temizleme aparatı da yine aynı şekilde. Bunlarda yalnız tüy dolaşma, burada saç kıl dolaşma ihtimali yok. O özellik var sanırız bunda da. Mobilya ara temizleme aparatı. Bu fırça aparatımız. Her iki konumda da kullanabiliyorsunuz. Bu da mobilya altı aparatımız. Mobilyaların altına şöyle yapıp kullanabilirsiniz. Ana gövde. Gövdenin arkasında gördüğünüz gibi dijital gösterge yok. Filtrenin nasıl çıkarıp temizleneceğine dair 24 saat bunu yazmış. Bunları daha sonra filtre zamanı geldiğinde de yaparız. Şimdi burada başka göstermemiz gereken bir şey yok. Cihazın çalışma gücü olarak maksimum, orta ve minimum 3 seçenek mevcut. Kutu açılışımız bu kadar. Bunu da şimdi şarjını tamamlayıp kullanım tecrübelerimizi göstereceğiz. Şimdi Dyson süpürgemizin standart başlığıyla Shaggy halıda bir kısa denemesini yapacağız. Ondan önce V15'te de inceleme yapmıştık. V15 ile V10'un filtre açmak kısmı bu şekilde saat yönünün tersi çevirdiğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Bunların filtre temizliği geldiğinde de ayrıca temizlemesinin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Filtre çıkıkken şöyle filtre uyarı ışığı yanıyor. Filtreyi yerine taktığınız zaman normal o ışık sönüyor. Şimdi standart ucu takalım. Standart ucunu taktık. Bu arada şarj süreleri hakkında firmanın verdiği internet sitesinde 60 dakika görünüyor bataryanın süresi. Bu 60 dakika döner başlık olmadan verilen veriler. Dolayısıyla maksimum konumda bu süpürge yaklaşık 7 dakika, orta konumda yaklaşık 20 dakika, en düşükte de 30-35 dakika gibi bir süre kullanabiliyorsunuz. Maksimumu tabii sürekli kullanmayacaksınız.
Orta konum bile bazen fazla gelebiliyor. Onun için biz genelde birinci kademede kullanıyoruz cihazı. Bu da bütün evi süpürmek için yeterli oluyor. Cihazın batarya süresi olarak maksimum modda yaklaşık firmanın verdiği 7 dakika. Orta konumda ikinci kademede yaklaşık 20 dakika. Birinci kademede de 30-35 dakika civarı kullanabiliyorsunuz batarya süresi olarak. Bu da bir evi temizlemeniz için yeterli. Yani 100-120 metrekareyi rahat temizleyebilirsiniz. İkinci konumu alıp burada şegi halıya biraz çay dökelim. Onu bir süpürmeyi deneyelim. Şöyle görebilirsiniz. Hatta iyice bulayalım. Aralara girsin. Süpürmeye başlıyoruz. V15'ten farklı olarak bunda sert zemin temizleme başlığı yok. Fluffy başlık geçiyor. Fluffy başlık geçiyor o. Ayrıca bu borunun üzerine takılan parçaları takabileceğiniz aparat vardı V15'te. V10'un bu modelinde o da yok. Koltukların altını temizlerken o dirsek başlığı da kullanıyoruz. Onu şöyle gösterelim. Bunu düz kullanmak istediğiniz zaman şöyle düzelttiğinizde kilitlenip düz de kullanabilirsiniz. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki videolarda eğer bu cihazlarla ilgili bilmek istedikleriniz hakkında yorumlara soru yazarsanız cevaplamaya çalışırız. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.